Birinci olacağım dediğim için ve birinci olmaya yönelik çalıştığım için 4000. oldum. İnanılmaz bir çalışma kapasitesine çıkıyorsun aslında. Artık sizin bilinçaltınız öyle bir işliyor ki kendinizi motivasyonsuz bir insan gibi görmeye başlıyorsunuz. Bu onuncu bir insan gibi çalışırsan daima ileriye gidersin. Videolarımda sürekli garanti versem de videonun sonuna kadar izleyen insanlar verdiğim sözleri tuttuğumu bilir. Bu videoda da garanti veriyorum. Eğer sen bu videoyu izliyorsan videonun sonunda saçma disiplin algısından kurtulacaksın ve gerçekten disiplinli bir insan olabileceksin benden bağımsız olarak. 18 saat, 16 saat çalışabilmeye başlayacaksın. Şimdi arkadaşlar bu videoya başlamadan önce bir uyarı yapmak istiyorum. Çünkü konu disiplin olduğunda insanların beklentileri genelde çok farklı olabiliyor. Bunun örneğini şöyle vermek istiyorum. Diğer YouTuber'ların vloglarına baktığınızda işte sabah rutinim, akşam rutinim falan gibisinden. Genelde şeyle dayalı başarılı olduklarını görürsünüz. Sabah kalkarlar, ajandalarına bir saat boyunca gün içinde ne yapacaklarını yazarlar. Ondan sonra bunları tik atmaya, çiçekler, böcekler çizmekle uğraşırlar. Sonra işte giderler filin dışkısından kahve ayıklarlar. O ayıkladıkları kahveyi de French Press'te bir saat boyunca hazırlamakla uğraşırlar. Öncelikle benim bu videoda anlatacağım disiplin anlayışı bunun çok zıttında bir anlayış. Çünkü bence bu disiplin anlayışı değil. Daha çok aslında kişisel tatmine dayalı böyle bir estetik anlayış. Gerçek disiplin bence bir insanın 24 saatini dolu dolu geçirebilmesi, yani boş geçirdiği bir saniyeyi bile kıymetli sayıp onu doldurmakla uğraşabilmesidir. Ben de bunun yollarından bu videoda bahsedeceğim. Öncelikle benim için disiplin demek, sözlük tanımından bahsetmiyorum. Bir şeyi istediğin ölçüde, istediğin kadar, istediğin sürede devam ettirebilmeyi seçmek demek. Aslında disiplin insanın sahip olabileceği en kolay şeylerden biri ama neden bu insanlar işte disiplinsiz oluyor ya da motivasyonsuz oluyor? Çünkü bütün disiplinleri eşya kültürüne dayalı veya kişisel tatmine dayalı olduğu için bunu sürdüremiyorlar. Bunu sürdürecek motivasyonu kendilerinde bulamıyorlar. Ve şöyle bir algı var. Genelde işte insanlar, YouTuber'lar şey yaparlar. 3 tane, 5 tane motivasyon videosu çekerler. Bunu şöyle yap, bunu böyle yap. İşte yaparsın, aslansın, kaplansın diye videolar çekerler. Ardından 3-5 ay geçer. Bu videolardan istedikleri parayı yaptıktan sonra size şey demeye başlarlar. Motivasyon hiç önemli değildir. Önemli olan disiplin ve bir şeyi sürekli devam ettirebilme işte olayıdır gibisinden zırvalarlar. Öncelikle arkadaşlar motivasyonun önemi bu kadar yadsınamaz, bu kadar küçük görülemez. Çünkü aslında bir şeye karşı motivasyonunuz yoksa onu gerçekleştiremezsiniz. Ve şeye sürekli rastlarsınız. Hani videolarda artık bir evreden sonra sürekli motivasyon peşinde olan insanı kötülemeye başlarlar. İşte sen neden motivasyon arıyorsun? Motivasyona gerek yok, disiplinli ol gibisine. Öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. Hayatta motivasyonsuz insan diye bir şey yoktur. Ve mesela siz diyelim ki bu videoya tıkladınız, benden disiplinle ilgili bir şeyler bekliyorsunuz. Buna karşı bir motivasyonunuz vardır aslında. Eğer siz motivasyon videosu izliyorsanız sizin aslında motivasyona karşı bir motivasyonunuz vardır ve o videoyu izlemişsinizdir. O videoya tıklayacak motivasyonu kendinizde bulmuşsunuzdur. Ama insanlar işte sürekli işte bu videoya tıkladıysam motivasyonun zirveye çıkacak, şöyle olacak, işte motivasyon yoksa bu videoyu izle dediği için artık sizin bilinçaltınız öyle bir işliyor ki kendinizi motivasyonsuz bir insan gibi görmeye başlıyorsunuz. Bu yüzden motivasyonun tanımını kendiniz için değiştirmeniz gerekiyor. Eğer bu videoya tıkladıysan senin motive olmaya karşı bir motivasyonun vardır ve kendinde bunu sağlayacak gücü bulabilmişsindir. Eğer ders çalışmak istiyorsan ders çalışmaya karşı bir motivasyonun vardır. Bu yüzden bu sahip olduğun motivasyonu küçümsemekten ziyade daha çok yükseltmeye odaklan. Bu motivasyon videolarının arka planında size yansıtılmaya çalışan senin motivasyonun yok ve bu videoyu izledikten sonra motive olacaksın anlayışından kurtulmaya bakın. Öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. Bunu taktik olarak da alabilirsiniz fakat ben bunu taktikten saymayacağım. Disiplin de bir disiplindir. Yani insanlar genelde şey yapmak isterler. Atıyorum bugün uyuyacağım, yarın sabah 8'de kalkacağım ve deli gibi ders çalışmaya başlayacağım ya da spor yapmaya başlayacağım. O kadar disiplinli bir insan olacağım ki bir günde istediğim her şeyi yapmaya başlayacağım ki burada istediğim her şeyin altını çiziyorum. Bir günde disiplinli olabilirsiniz ama bir günde istediğiniz şeyler üzerine disiplinli olamazsınız. Bu yüzden aslında ufak ufak başlamanız gerekiyor. Öncelikle disiplinli olmayı öğrenmeniz gerekiyor. Disiplinli olmak üzerine bir disiplin oluşturmanız gerekiyor ki bunu nasıl yapacaksınız? İşte sabah kalkacaksın, dişini fırçalayacaksın. Ondan sonra gideceksin, duşunu alacaksın, sporunu yapacaksın. Ufak şeylerle yavaş yavaş üzerine koyacaksın. Beynin disiplinli olmaya öyle bir alışacak ki bir yerden sonra sen 18 saat, 16 saat çalışabilmeye başlayacaksın. Yani bir gün boyunca uyumadan spor yapabilmeye, atıyorum ders çalışabilmeye başlayacaksın. İnsanlar genelde burada hata yapıyor. Bir günde uyanıp istedikleri hayatı, istedikleri ölçüde disiplinli şekilde idame ettirebileceklerini düşünüyorum. Eğer ki hayatınıza disiplin katmak istiyorsanız kendinize bir hafta tanıyın ve bir hafta boyunca disiplinli olmayı öğrenin. Hayatınızda daha çok yapabileceğiniz şeyler odaklanın ki artık sizin zihninizde yapabiliyorum cümlesi yer almaya başlasın. Bu konuda verebileceğim birinci taktik, öncelikle kendinizi bir hafta veya belli bir süre tanıyın. Bu süre boyunca da disiplinli olmayı öğrenin. Sabah kalkıp dişlerinizi fırçalayın, yüzünüzü yıkayın, 1 litre su içeceğim diyorsanız 1 litre su için. Bunun gibi basit şeyleri sürekli yaptıkça
siz yavaş yavaş 5 saat ders mi çalışacağım? Tamam, ben zaten disiplinli bir insanım, ders çalışabilirim demeye başlayacaksınız. O yüzden disiplinli olmak istiyorsanız temelden başlayın. Verebileceğim ikinci metot, ki bununla ilgili muhtemelen bilimsel çalışmalar vardır, fakat ben bunu açıkçası kendim hiçbir şekilde araştırma okumadan kendi üzerimde deneyerek bulmuştum. Sembolizm diye adlandırdım. Bir şeyleri hayatınıza sembolize ederseniz, somut bir şey dökerseniz onu hayatınıza entegre etmeniz daha kolay. Benim bu bilekliğim mesela, ben bunu 3-4 hafta belki daha uzun süre önce takmıştım. Hayatımı mesela daha farklı bir disiplin anlayışı atmak istediğim dönemde ben bunu bu bileklikle sembolize ettim ve dedim ki işte ben işte bu disiplinin sonuna gelene kadar bu bileklik benim elimden çıkmayacak. Ne zaman bunu bırakmaya yeltensem elimde bilekliği görüyordum atıyorum, ya da atıyorum aynaya baktığımda bilekliği görüyorum. Diyorum ki bugün bırakmamalıyım. Bırakırsam bileklik düşecek ve ben tekrar baştan başlamak, başka bir sembol bulmak ve onu o süre boyunca tekrardan aynı sürenin başından sonuna kadar taşımak zorunda kalacağım diyordum. Bu yüzden basit şeylerle hayatınıza somutluk katın ki disiplininiz artık sizin için soyut bir şey olmaktan çıksın. Bunun için de gidip işte üzerinde motive ol, aslansın, kaplansın yaparsın yazan böyle bileklikler falan yüzlerce lira para dökmeyin, ki bu çok büyük bir sömürüdür. İnsanlar genelde insanları motive olacaksın, şöyle mükemmel olacaksın diyerek sömürür. Bu tongaya düşmeyin. Bahsedeceğim ikinci şey ise dopamin ilişkisi. Yani beyindeki aslında ödül mekanizmasını birazcık çözmeniz gerekiyor. Bununla ilgili sürekli bilimsel araştırmalar okumak zorunda değilsiniz. Şöyle düşünün. Gün içinde 100 birim bir odaklanma kapasiteniz var ve siz bunları sürekli eylemlere dağıtıyorsunuz. Mesela 10 birim derse dağıtıyorsun, 10 birim çalışmaya dağıtıyorsun, 10 birim başka bir şeye dağıtıyorsun. Eğer ki bunların yerini zararlı alışkanlıklarla doldurursan sen 100 birimlik odaklanma kapasitenin 50 birimini belki orada harcayacaksın, ki bu konuda yapılan bence en büyük hatalardan biri motivasyonun ve disiplinin daha çok psikolojik boyutuna odaklanmak oluyor ve bunun kimyasal boyutuna insanlar odaklanmıyor. Dopamin mevzusunu en kısa bu şekilde özetleyebilirim. 100 birim bir kapasiteniz olduğunu düşünün. Siz eğer ki sevmediğiniz işleri de seviyormuş gibi yaparsanız bu 100 birimlik kapasitenizi artırabilirsiniz. Eğer ki alışkanlıklarınızı, size zarar veren alışkanlıklarınızı, beyninizin ödül mekanizmasını bozan alışkanlıklarınızı bırakıyorsanız siz yine bu 100 birimlik kapasitenizi artırabilirsiniz. Bahsedeceğim üçüncü metot ise telkinlerin gücü denilebilir aslında, ama bununla ilgili de çok fazla safsata dolanıyor internette. Genelde insanlar telkinleri işte Secret falan okuyup işte bir anda çok mükemmelim, çok başarılıyım deyip başarılı olacaklarını, zengin olacaklarını düşünür. Fakat bu olay böyle ilerlemiyor aslında. Telkinlerin insanın bilinç altında işleyebilmesi için bunu aslında yine somutlaştırmaları gerekiyor. Ya hayal kuracaksınız ya da bunu eyleme dökeceksiniz. Yani sen başarılı bir insanım diyorsan başarılı bir insan gibi davranman gerekiyor ve bu telkinler öyle işlemeye başlıyor. Eğer ki sen bütün gün yan gelip yatıyorsan ve başarılı bir insan olacağını sürekli kendine telkin ediyorsan başarılı bir insan olamıyorsun, çünkü zihninde bu başarılı telkin dönüyor ama eyleme baktığında bu gerçekliğe dönüşemediği için sen bunu yapamıyorsun. O yüzden bence yapılabilecek en iyi şey şu: telkinlerle ilgili mesela gece uyumadan bir yarım saat önce, ki bence en mükemmel zamanlardır bunu yapmak için, kendinize işte ben şöyle başarılıyım, şöyle disiplinliyim gibisinden telkinler verin. Ve hayatınızda bunu somutlaştıracak örnekleri hayal ederken bu tane telkinleri verin. Atıyorum sen sabah 4 saat çalıştıysan akşam o telkini verirken 4 saat çalıştığını zihninde canlandır ve bu telkini canlandırırken arka plandan kendine vermeye bak. Eğer ki bu disiplinli olmayı eyleme dökemiyorsan ve yine de telkin vermek istiyorsan bunu hayal etmeye bak. İşte atıyorum başarılıyım diyorsan kendini başarılı bir insanmış gibi hayal et. Hayal ederken arka plandan telkinleri ver. Bahsedeceğim dördüncü şey ise kolay şeylerin zor olduğu, zor şeylerin ise daha çok kolay olmaya eğilimli olduğudur. Yani bu aslında biraz saçma bir cümle gibi duruyor. Disiplinli olmak disiplindir cümlesi gibi. Ama bence en çok mükemmel bir cümleden daha kolay özetleyemezdim. Çünkü aslında baktığınızda kolay olan şey insana daima zor gelir. Mesela diyelim ki sizin 20 saat televizyon izlemeye dayalı bir düzeniniz olsun ve bunu sürekli devam ettirmeye kalkın. Bunu devam ettiremezsiniz çünkü bir yerden sonra arayışlara düşmeye başlarsınız. Ama zor olan şeye baktığımızda mesela sabah kalkıp sabah 4.30'da kalkıp akşama kadar 15 saat 16 saat çalışacağım demek aslında 8 saat çalışacağım demekten daha kolay bir şey. Bu olayı şöyle düşünebilirsiniz. Kafanızdaki organ aslında sizin istediklerinizi yapmaya programlanmış bir organ. Ve siz neyi istiyorsanız onu yapmak için aslında gerekli olan artık hormonlar, dopamin, salgılıyor. Şimdi şöyle düşünün. Sabah kalkıp 4 saat çalışacağım dersen beynin sana sürekli diyecek ki zaten akşama kadar sürekli çok vaktin var. Şu an çalışmana gerek yok. Ama sen dersen ki akşama kadar 16 saat çalışacağım. Bu sefer ne olacak? Beynin sürekli 16 saat çalışmaya programlandığı için seni sürekli masaya oturmaya itecek. Ve günün sonunda sen 16 saat çalışamasan bile 8 saat, 10 saat çalışabildiğin için, o 4 saate nazaran daha fazla çalıştığın için aslında senin o başarı haline bir tık daha atmış olacaksın. Bu yüzden hedef koyuyorsanız çok yükseğini hedefleyin. 11. olmak istiyorsan bir üniversite sınavında 1000. olmayı hedefle. Bir ayda 70 kilo düşmeyi hedefliyorsan 60 kilo düşmeyi hedefle, ki yani bu konuda aslında beyninize bir ıskalama payı tanıyın ve onun ekstra motive olmasını sağlayın. Şöyle düşünün.
Ben mesela üniversite sınavına hazırlandığım dönemde birinci olacağım diyordum. Eğer ki ben bunu dememiş olsaydım muhtemelen şu an 20.000. 30.000. bir insan olurdum. Birinci olacağım dediğim için ve birinci olmaya yönelik çalıştığım için 4.000. olabildim. Hedefim yükseldikçe ben de aslında olabileceğim yerin daha üstüne çıkmaya başladım. 10.000. olmak varken 4.000. oldum diyebilirim. Metot 4'e gelirsek ya da taktik 4'e gelirsek. Benim 4. taktik benim en sevdiğim taktik. Çünkü bunu uygulamak aslında çok basit. Ama insanlar genellikle bunun tam tersi yönde hareket ediyor. Kendinize gerçekte var olmayan çaresizlikler yaratın. Bunu nasıl yapabilirsiniz? Ben mesela spor yaparken birazdan spor aletlerimi size ekranda göstereceğim. Çok abuk subuk aletler kullanırım ve bunlarla sporumu yapmaya çalışırım. Dumbbell alabilecek gücüm var, evime spor salonu kurabilecek gücüm var ama ben bunu yapmam. Neden? Eğer ki ben evime dumbbell alırsam dumbbell'da çalışan bir insan kadar çalışabilirim. Bunun bence çok bir üstüne çıkamazsın. Belki bir tık iki tık üstüne çıkarsın ama çok üstüne çıkamazsın. Ama eğer ki sen bu konuda kendine bir çaresizlik yaratırsan, bu konuda başkasından daha fazla çalışman gerektiğini bilirsen, sen inanılmaz bir çalışma kapasitesine çıkıyorsun aslında. Şöyle örnek vereyim. Ben mesela spor yaptığım dönemleri bilirim. Eskiden çok uzun süre spor yapmıştım. Hani bir ayda mesela en fazla 2 birim ilerleyebilirdim. 1 birim ilerleyebilirdim. Ama bu size gösterdiğim şekilde çalışarak bir ayda 6 birim yol alabildim. Ders konusunda mesela ders çalışıyorsan çaresizliği şu şekilde yaratacaksın. Eğer ki sen çok iyi bir yerdeysen ders çalışırken kendini çok kötü bir yerde göreceksin. Birinciysen bile ders çalışırken sonuncuymuş gibi çalışacaksın. Çünkü sonuncu bir insan daima ileriye gitmeye mahkumdur. Daima ileri gitmek zorundadır. Sonuncu bir insan gibi çalışırsan daima ileriye gidersin. Ama bir sınava giriyorsan daima birinci gibi hissetmeye odaklanacaksın ki sınavdan gerçekten birinciymiş gibi sonuçlar alabilirsin. O yüzden özetle kendinize çaresizlikler, sahte çaresizlikler yaratın. Bir sonraki vereceğim taktik ise dağ köylüsü gibi olun. Bilenler bilir, dağ köyleri tırmanacakları dağa bakmazlar. Sürekli ilerlemeye devam ederler ta ki dağın zirvesine gelene kadar. Ki sen bir iş yapmak istiyorsan, günde 18 saat çalışmak istiyorsan atıyorum, ne yapacaksın? Bakmayacaksın, saatine bakmayacaksın. Saatini aç ve sürekli çalışmaya devam et. Bir saat çalıştığından eminsen kendine sürekli 10 dakika çalıştığım gibi telkinler ver. Bir saatlik periyotlarla 18 periyot çalışacaksan, 18 saat çalışacaksan, 1-1-1-1 çalışıyorsun ya, bir yerden sonra kaç tane 1 olduğunu düşünmeye başlayacaksın. Acaba bugün kaç periyot attım diye düşünmeye başlayacaksın. Bunları düşünme. Çünkü 18 periyot çalışacaksın ve bu periyotlar 1 saatten oluşuyor. 1 saat çalıştın, 1 saat daha çalıştın, 1 saat daha çalıştın. 3. periyodun sonuna geldiğinde atıyorum demek ki ben bugün 3 periyot çalıştım. Sürekli devam et. Sürekli aslında 1 saat çalışmaya odaklan. 1 saat, 1 saat, 1 saat, 1 saat. Bunu arttırmaya odaklan. Nerede olduğunu bilmezsen atıyorum bugün 3 saat çalıştım diyemezsen sürekli aslında çalışmaya odaklanacaksın. Çünkü kendini yetersiz hissedeceksin. Ki bunu önceden söylemiştim. Kendini sonuncuymuş gibi çalışmaya it. Kendini sonuncuymuş gibi yetersiz bir hissettiğin için kendini sürekli çalışmaya hissedeceksin. Hatta belki günün sonunda 18 saat değil de 20 saat, 21 saat çalışacaksın ki bunlar yapılabilir şeyler aslında. Size şöyle bir şey sormak istiyorum. Dağın yarısına kadar tırmanmış birisinden dağın tamamına tırmanmak konusunda tavsiye alır mıydınız? Bunun cevabını kendinize verin ve internette aslında işte size şöyle yap böyle yap diyen insanların birazcık kalitesini sorgulamaya başlayın.